en az 4 plaka takıyordur. Burada bize güya... Abi bak bu adam kendiyle barışık bir adam, anlıyor musun? This queer progressive, progressive. Üzerinden gideceğim. Bu sefer biraz daha kas yakmayı göze alacağım. Yani hani biraz daha biraz derin gideceğim. Aynen. Yani 80'in altına inmeyi planlıyorum. Oh. 80 üstünde çıkılacak gibi değil. Ben daha demin Emre'ye de söyledim. Ben senin şey videolarını biliyordum ya. Daha ağır sağlamda değilken senin evin salonunda böyle ışığın altında, lambanın altında formçek atıyordu. Formçek. Oğlum o zaman benim şey yapmış halim var. Sprey boyayla kendimi boyamış halim var, biliyor musun? Tabii kendimi boyadım ben oğlum. Sen gizli bir bodycisin aslında. Ya kardeşim tabii ki sen bakma. İçindeki bodycisin. Sen bakma Furkan'ın o gizlemelerine hiç aldanma ya. Ben dünyadanım kanka. Evet, yapmayı planlıyorum abi. Evet, yarış akar abi ya. Ya yapayım yani. Şu an mesela o peak formunda kaç tartı vermiştin? Kanka şeyden önce, yüklemeden önce 82'ye kadar düştüm işte ama yüklemeden sonra 84-83 tüm iyiden. Benim 1.78, 1.80. İyi yani baktığın zaman. Değil mi? Fark yani, 75 sikletinde. Ne olacak? Aynen terminatör gibi çıkarsın. 80 eksi olsun. Yani o civarda bir şey dediğin gibi 75 üstü. Zaten sikletler yani. Bizde şey abi, TL'de yarışacaksın yarışırsan değil mi? Artı 75 var sanırsam, bir de artı 90. Büyüklerde artı 90 olabilir. Nasıl bir aralıklar? Artı 90 mı çıkıyorsun sonra? Tamam artı 75 kaldı. Ne ben... kadar izin veriyor? 78'e falan mı çıkabiliyorsun? Yok, herhalde artı 2 kilo toleransı var sanırım. Öyle bir şey. Çok canımız acıyacak. 77'ye düşmek benim de çünkü son... Bakma yani hani son 2-3 haftada ben seni çok kilonu görmedim mesela. Efendim? Hiç o kiloda görmedim ben seni. Kanka ben lise 3'ten beri o kiloya hiç düşmedim. Hiç hayatta 80'in altına inmedim lise 3'ten beri. Sen de büyüme kapasiten var abi aslında değil mi? Var var ama çok yemek. Şöyle bir mix yapsak sana benim evde. Karnı bir anda hayatın değişir abi. Tahmin edebiliyorum abi, tahmin edebiliyorum. Bakalım bir yine bir yarışalım da önce bir düzgün bir adam akıllı. Benim öyle bir planım yok yakın vardı evet. Çünkü. Ama en azından istiyorum ki yapabildiğim en iyi fiziği yapayım, bir de hani o podyum fotoğrafım olsun bir tane. Evet, ya anladın mı? Hani çok geride kalmazsak, ilk seferden elenmezsek ilk girişten. Peki koşulukta şey, vücut geliştirme mesela odaklı kişileri alıyor musunuz? Tabii canım. Çok alıyoruz. Ama ben, şey değil yani. Yarışma gibi şey vücut geliştirici yani. Değil canım. Ama ben şunu düşündüm geçen mesela. Bence profesyonel bir vücutçuyu da peaklersiniz yani, peaklersiniz. İlla böyle bir spesifik tecrübe olmasına gerek olduğunu çok... Çok tıbbi bir eklenti varsa ben oraya girişmek istemem. Çünkü abi şimdi şöyle bir şey var. Ama baktığı zaman yani o yüklemedir işte su, cartçuk, tuz muz. Yani çok bir şey değiştiğini düşünmüyorum abi ya. Abi şey var. Yani benim bildiğim biyokimya bilgime göre o sıvı dengesini değiştirebilecek çok fazla aynen, farklı bizde, çeşit aynen. ilaç var. Doğru. Yani şunu söyleyebilirim. Protokol aynıdır. Ama doğal adamı bir kere o pozisyonu getirdiğinde 3 gün bile korursun onu. Hmm. Sizin durumda ben ne olacağını tam emin olamıyorum. Anladım. Çünkü yani... Deneyelim abi. Beni yarıştır. Deneyelim abi. Yani dediğin gibi ana şey değişmez ama yine de emin olamıyorum. Çünkü siz bilmiyorum hani azaltmıyor musunuz, şey yapmıyor musunuz? Onun etkisi var. Tabii ya ilaçları kestiğimiz zaman bile mesela su atıyor. Çünkü ilaçların kendisi bir nevzat su tutuyor hepsi. Özellikle oral değil de enjeksiyonlar. Ama baktığın zaman ne bileyim herhalde tuzdur, sudur, yüklemedir. Onlar çok bazı benzer. Aynen çok benzerdir yani. Çok ama abi ben mesela dinliyorum, şey de yapıyorum. Bayağı su kesen ve yani direkt su kısıtlayarak giden, peak yapan sporcular tabii var. Tabii ama işte o biraz aslında eskide kaldı abi. Şu an mesela son zamanlarda suyu kestiren çok az var yani. Artık tahmin edebiliyorum. Yani sen de peak'te suyu kesmedin değil mi? Yok azalttım sadece. Aynen. Yani azalttım dedim 4 litreye düşün. Azalmış hali yani. Yani çok eskide kaldı. Eskiden 36 saat, 48 saat su içmiyorlar. O ne oğlum öyle? Peki şey modum dahil mi? Dahil ve şey yok, tuz da yok. Oğlum manyak abi. Zaten mecburen tuz alırsan geberirsin, susuz düşünürsün. Yani mecburen tuzu da kesiyorsun. Şeyi anlıyorum abi, hani bir şekilde adamı o noktaya getirirsen, vücuda hiç su tuz eklemediğin sürece korunacaksın ya mantık evet, olarak. Aynen. Ama aynı zamanda abi full böyle küçüleceksin, tam bir dehidrasyon. Her şeyin, yani kas hücren de dehidrat olacak. Yok kardeşim kalsın. Kalsın yok yok. Zaten yeterince zor oluyor son haftalar. Bir de şey düşünüyorum, öyle bir pozisyonda, podyumda poz verirken kramp da gider. Tabii. Yani. Tabii kramp ama podyumdan önce alıyorsunuz.
Yani ya, tam o noktada alıyoruz. Yani biz alıyoruz. Ama hani o eski protokollerde alınıyor mu bilmiyorum. Sıkıntı abi, podyumda bayılabilirsin bile yani. Diyetin kısmını bilmiyorum. Çünkü hani sonuçta belli hormonları koruyorsunuz ama peak kısmı ilaçlamacıda daha zor geliyor bana. Daha fazla değişken var. Tabii, kesinlikle abi. Kesinlikle çok fazla değişken var. Bir de hani işin içine diüretik girdiği zaman o zaten bambaşka bir... Şeyler falan, misiller falan bile böyle... Zaten onlar da var. Evet, çok garip oldu. Evet. Ben işte ilk Türkiye yarışını Bekat'ta izlemişim. Lağman yapmıştı. Şaka yapmış. Ya mesela orada işte şimdi hep kulaktan çok bir şey geldiği için hani işte tabii. Dediler hani bağırsan güzel bakım verirsin falan. Kampanyaya geçiyorsun yani tek başına lağman yapıyorsun. Şeyden yarışmadan sonra kolonoskopi hazırsın abi. Direkt için dışın boş. Vay be. Peki sen diyeti yaparken çok kardiyo yaptın mı mesela? Yok. Ha, öyle mi? Yani aslında çok hareket ettim ama hiç adım takip bilinçli etmiş. Kardiyo yapmadım. Ha, full step. Full step ve 12.000-13.000. Bu sıralar çok popüler. Değil step. Mi? Mesela Jon Jovet var biliyor musun abi? Yok onu biliyorum. Yenilerden herhalde. O bizim mesela sektörün ağır bilimsel takan adamlarından. Ha. O mesela adam o idman arasında mi? Set arasında bile şey yapıyor. Ne bileyim step saydığı için aha. Hareket evet. Ediyor. Benden işte aynen seti bitiriyor. Ya sonuç olarak aynı noktaya çıkmıyor mu yine baktığın zaman? Yani yeterli kalori yakıyorsan iyi bir noktaya çıkabilir. Evet. Low intensity çünkü değil mi? Çok low intensity. Tamamen hani güne yayıyorsun. Evet. Herhangi bir lokal olarak fatih kas hasarı yok. Evet, evet. Yok. Nabzın öyle çok artmıyor. Bana yani. Çok daha mantıklı geliyor tabii. Yani. Ve senin hedefin gün sonunda yani o adımla birlikte bir kalori açığı oluşturuyorsun aynı ya aslında. Aynı dalgaya geliyor. Yani mevzu yani şey değil ki senin orada. Mevzu şey değil ki işte hani belli bir tempoda ben kardiyovasküler kapasitemi arttırıyorum değil. Aynen. Enerji açığı enerji oluşturmak açığı istiyorum. Yani. Ve bu şekilde bunu yapmak bana çok daha mantıklı geliyor. Ben yine de sene boyu yapmam. Yani çünkü arada sırada hedefe kondisyon yönelik. Kardiyosu tamamen yani, sağlığım tabii. İçin yapmayı seviyorum. Aynen, kalp sağlığı, cart çok. Aynen onun dışında peki, ama... Peki adımları fast food yaptın mı hiç yoksa... Yaptım. Ha, öyle. Yaptım. Peki bilerek mi fast food yaptın yoksa hani iyi hissediyorsun? Kanka tabii. Şey oluyor yani günün başında yarısını ortadan çıkartıyorsun tamamen. Ya şimdi sonuçta koçluğumuz oluyor, video içeriği yazıyoruz, bir araya geliyoruz yani. En iyi vakit yine ne olursa olsun o sabah abi. Sabah, yani benim evet. için. Sabah bir de akşam. Tam o bir uykudan iki saat önce bir de uyandığımda. Evet. Zor ya. Çok yorgun oluyor. Peki sen kanka mesela şimdi yorgunluk demişken sen mesela sürekli lean gezdiğin dönem çok ben en çok şeyi merak ediyorum. Yani enerjin hep yüksek mi senin mesela o dönem? Kardo şöyle söyleyeyim. Yani ben Emre'ye mesela pandemi zaman takip ediyordum. O dönem sen paramparça şey gibi evet. One Piece Man, One Piece One Punch Man. Ben Emre'ye söylüyorum öyle de güzel simetrik bir vücudu var ki yani aslında bir yağ oranının verdiği gibi direkt vücutçu zaten. Ya mesela yüksel diyebilir. Kanka ben o dönemde de böyle hiç şey yapmadım yani kendimi açtı bırakmadım aslında yani beslenmenin her zaman yüksek karbonhidratım vardı şey ama benim enerji açım da çok fazlaydı yani çok antrenman yapıyordum. Tabii senin bir de antrenmanlar yüksek kalori yaktığın tarzı da evet aynen öyle. Adam sabah antrenman yapıyordu öyle ya sabah şeye gidiyordu koşu pistine gidiyor 1,5-2 saat kardiyo yapıyor akşam gidiyor halter kaldırıyor düşün. Evet yani şimdi yoğun bir adam... tempo. Ama aynen. Mesela senle yükselde yapacağımız şey dedi de yani çok aç kalma konusunda hiç zorluk çekmiyorum açıkçası. Yani ve yorgunluk o, falan olmuyor yok mi? O dönemde de yani tek şey oluyordu. Gece işte öğünlerimi 8'den önce falan genelde bitiriyordum. Sadece yatmaya yakın bir tık aç hissediyordum. Evet. O da zaten normal yani. Emre Bionic Komando ya. Emre farklı bir adam ya. Harbi diyorum. Ya bir hedefim yani. Varsa kartı beni hiç rahatsız etmiyor açıkçası ya. Yani bizi şarteli kapatıyorum yani. Hiç sıkıntı olmuyor. Sen mesela yorgunluk falan yaşadın mı? Tabii canım. Yani ben de şeye net ona inanıyorum. Diyet dediğinin 3'te 2'si böyle kıyamet gibi geçmemeli. Sakin geçmedi. Ama son 3'te 1'inde harbiden zorlanmalısın. Ya senin mesela yaptığın peak mevzusunda evet o bir ayrı bir durum olduğu için onda ya psikolojik olarak delirdim ben ya son hafta. Yani böyle saçma sapan sürekli kendime bakıyorum. Yani hiç durmadan aynanın karşısındayım oğlum böyle bir şey. Yani... Bizim herhangi bir gün abi öyle geçiyor. Herhangi bir aynada deri yani kontrolü. Sürekli. Ama sürekli sıkmalar. Gerçekten fark ediyor biliyor musun? Ben mesela o zaman çok umursamasam bile bazı günler mesela tam yavrun düşük ama bazı günler abi çok damarlı görünüyorsun. Böyle her yerine damar fışkırıyor. Bazen de böyle daha sulu ve daha yumuşak abi görüyorsun. Abi işte o ne zaman oluyor biliyor musun? Suyla diüretik yaparsan yani böyle suya abanırsan sürekli zaman zaman böyle vücutta su dengesi bir değişiyor. Su tuzu atıyor vücut böyle biraz şey kuru gözüküyorsun. Sonra vücut onu yine hormonlarla, aldosteronla falan dengeliyor. Hiçbir halta yaramıyor yani. Yine sonunda. İşte peak'in su mevzusu buna dönüyor. Ben bunu da yaşadım. Çünkü
peak protokolünden önce ben iki kere denedim. Farklı peak protokolü. Su kesmeyi denedim. En verim aldığım buydu. En verim aldığım buydu abi. Ama biraz az karbonhidrat yüklediğimi düşünüyorum yine. Evet. Sanki bu arada, o zaman şöyle mi oldu? Senin haricinde mesela benimle çalışacağın zaman ilk mi olacak senin için kanka? Ne? Mesela bu şekilde. Ha, bir sporcuyla mesela direkt yani çalışıyor. Direkt yarışmaya çıkardım. Şeyler var bizim. Tartı sikletleri var çok. Powerlifting'de falan çok spor. Ha evet. Bu ayrılar dövüş sporcuları. Ama onlardaki weight cut biraz farklı herhalde. Yani ADL'nin görünümü önemli. Sıfır. Evet. Performans önemli. Değil mi? Evet. Ama yine mantık olarak çok fazla aşırı bir böyle glikojen kaybı istemiyorsun evet, ki şey olsun. Performansında. Ama yine de günün sonunda baktığında çok daha farklı abi. Ya kurtardıysan kafan rahat oluyor dövüşü. Evet, dövüşebiliyorsun, evet. Dövüşüyor. Yani o an ne bileyim kasların ne kadar sıkabildiği adam dövüşebiliyorsa yorulmadan böyle 3 round tamamsın zaten. Dövüşçülerde şey duymuştum ya çok az bir kilo farkı bile performansı bayağı etkiliyor bu. Dehidrasyon abi. Dehidrasyon. Yani. İşte bazı zaten %30 bile su kaybı performansta bayağı bir düşüşe sebep oluyor. Tabii tabii daha azı bile oluyor. %30 direkt kaydeder, direkt görüyorsun. Ama şu hatayı da çok yapıyorlar. Çok sona bırakıyorlar abi dövüşü. Evet, yani ben sürekli adamlarla bunu konu yani senelerdir sürekli o mevzuyu yaşıyoruz abi diyorum. Siz yani dert etmeyin biraz kilo verelim. Yani aynı kiloda bütün son haftaya kadar gelmenin mantığı nedir? Sonra 10 kilo vermeye çalışıyorsun. Kanka yani onda performansı düşmeme ihtimali yok. İmkanı yok. Toparlayamazsın ki zaten birkaç günde onu. Yani iyi hissettiğin kilodan düşük olarak performansın düşecek. Bari bir orayı bir ay önce gelelim de evet. Birazcık bir alış. Toparlanma şansın olsun açlığını yani. Şey yapsın. Adam bir günde abi dediğin gibi böyle 5-10 kilo birden vuruyor yani. En büyük problem bence o. Yoksa kardan, daha kolay bir şey vücudun onu toparlayabilme şansı yok ki birkaç günde. Yani şey falan vardı kimdi? Bir tane İrlandalı eleman var böyle köpek büyük kilo alıp veriyor dövüşçü yine. Şey mi? Şey, kanır mı? Yok canım kanır değil. Ha, yani. Kanır biliyoruz İrlandalı diye açıklamam onu. Mağarada yaşıyor gibi. Yok yok böyle yine Irish yani hani böyle acayip bir aksan olan sarışın. Çok biraz daha genç. Ha tamam. Süsücü biliyorsun. Peti bilmem ne işte. Güzel ama... yalavuk sürekli. Ama dövüyor herkes yalavuk. Oğlum anlamadım. Öyle dövüşü işte. Yani dövüşte böyle bir şey var oğlum işte. Hani ya şöyle diyorsun adam, tamam. Paso pizde hep bize yiyor dövüyor. Değil mi? Bir de son zamanlarda köpek gibi kilo veriyor. O da çok sık yetişiyor ama abi dövüş ya bu. Şimdi diyorsun ki performansı düştü. Kardeşim. Bir daha adam devam ediyor ya. Vuruyorsa bitirebiliyor yani. Ya da güreş mesela çok daha farklı bir kapasite olayı çok daha farklı bir güreşte. Vay be. İşte öyle kargo bizim bildiğin gibi. Pool yapacağız. Aynen abi. Senin mesela, nasıl sıkıntı şu an? Emre'nin upper lower olarak akıyor mu? Benim de upper lower olarak akıyor. Şey yapıyorum ama. Hep bir odağı var. İşte bugün pull odaklı. Herhangi bir itiş yapmama gerek yok. Kalırsa itişim öbür bu upper'ımı ekliyorum. Senin nasıl düşüneceksin? Benim abi değişken ya. Yeni bir koçla başladık şimdi. O yüzden böyle push arms, pull hams gibi falan gidiyor. Hmm. Garip böyle. Push arms. Aa güzel bir şey. Legs off, off. Sen peki abi antrenanda mesela full volume değişiyor mu? Aynı mı? Değişiyor. Haftadan haftaya değişiyor. Öyle mi? Arttırıyor musunuz mesela? Haftadan haftaya. Evet. Mesela bir yerde durduruyorsun. İyileşen. Kendim için soruyorsun değil mi? Aynen. Benim için. Tabii tabii. Yani çünkü duruma göre başlangıç seviyesinde sürekli öyle vermene gerek olmayabilir de. Benim sistemde abi 6 haftalık bir antrenman yani artıyor, yolda. Artıyor. Artıyor, artıyor, evet. Artıyor. En sonunda deadlock'tan düşüyoruz. Yeniden başa dönüyoruz. Yani her 6 haftada bir mi peki? Her 6 peki haftada. Mesela her o ama, mesocycle mu deniyor? Evet. Her mesocycle'da ilk başa döndüğü zaman hepsinin başlangıç volümü aynı mı mesela? İlk meso ile ikinci mesonun başlangıç volümü aynı mı? Aynı ama intensite artıyor. Yani o öyle aslında volüm artmış oluyor anladım, mantıklı olarak. Kardo, park yeri yok ama bu hemen yine yapabileceğin en mantıklı, benim için en mantıklı sistem o. Ben mesela onu diyette 4'e düşürdüm. Yani aslında volümü biraz kısmış oldum son haftada es geçerek. Peki, peki setler azaldı mı? İşte setler aslında anladım, baktığın zaman azalmış oldu. Aynen öyle. Ben mesela diyetin sonlarında falan volüm acayip düşmüştü. Bir set yapıyordum herhalde. Tabii. Oh. Ya şey olarak normal ama diyet. Ya zaten koruman için yani koruman için çok çok büyük bir haftalık tabii. Volüme gerek yok. Evet. Ama çok düşük bir volüme de koruyabiliyorsun değil mi? Doğru. Abi. Ama şöyle bir durum var. Ben şimdi rahat rahat besleniyorum. Rahat rahat her türlü kalorimi alıyorum. Örneğin 3500 kalori yiyorum ya şu an. Aha. Şu an ben 8 set yapsam haftada kas başına belki. Hmm. Belki daha az. Zaten çoktan işim bitiyor. Ama benim diyetim derinleştikçe
kalori alımı düştükçe kas uyarım da azalıyor yani. Kasları da adam akıllı pahvedemiyorsun. Dolayısıyla minimum volümün artıyor, maksimum tolerasyon düşüyor. Böyle kendini kapalı kısımlı bir yerde hissediyorsun. Çok hareket etme şeyi kaldırıyor. Yani minimum volümü bir çıtır arttırmak artıyor yani. Küçük artması gerekiyor. Çünkü aynı, düşün abi şu an sen bir tane tükenişe gittiğin setle aynı verim alıyor musun diyette? Hayır, böyle bir şey yok yani. Anladım. Yani çok çok da volümü düşürmek mantıklı değil o zaman. Yok. Çok düşürmek de mantıklı değil. Aslında diyette git gide böyle biraz daha sabit bir volüme düşüyorsun. Evet. En azından benim için en çok işime yarayan o. Göğsün üstü, altı, klavye işte hangi ortası, efendim, long head of triceps falan. Bunları böyle kurcaladık, güzel bir çekim yaptık. Güzel oldu. Elimizdeki malzeme hazırladık bu formda. Yani her bölge için en literatürdeki optimal egzersiz hangisiyse onu mu? Evet abi. Ya aslında şey değil yani bunu yap bunu yapma değil de yani hedefin mesela göğüste clavicular gelişimi ise şu tutuş açısı, şu açılar şunlar en iyisi olacaktır. Kanka, daha egzersiz seçimi içerisinde şeyler önemli mesela. Birincisi neuromuscular matching diye bir prensip var. Adı böyle yani. Egzersizin mesela her aşaması mesela led pull-down yapıyorsun her aşamasında led çalışmıyor yani. Yani çalışıyor da her aşamasında yoğun çalışmıyor. Atıyorum ilk harekete başlıyorsun. Lower traps çalışıyor. Scapula'yı çekiyor. Sonra led devreye giriyor. Tam iyice çektiğinde bu bilekler daha çok çalışıyor falan. Artı şey de var. Mesela genelde bilateral yaptığın hareketler yerine tek taraflı yaptığın zaman daha çok sinir uyarısı oluyor. Mesela bitiriyorsun. Diyelim iki kolunla çekişte tükenişe geldin. Sonra birini bırakıyorsun. Bir rep, bir buçuk rep daha yapabiliyorsun. Aynen. Bütün bu ip delikleri falan böyle inceledik abi. Nedir ne değildir. Sonra heveslendik body'ye biliyor musun? Dedik lan body'ye heveslendik. Ömrü askerden dönünce body programına başlayacağız beraber. Sen de mi abi? Ben de başlayacağım. Oran büyük ihtimalle uyumazsın abi. Sen de başlayacaksın. Ben yine salarım. Başka bir şey gelir orada. Etmez powerlifting falan yapar. Aynen. Ben iyiydim bakma bu sene deprem... Bu sene değil lan o deprem geçen sene oldu. Vaya buna depreme kadar iyiydim de orada... Ben seni şimdi abi eski böyle podcastlerini falan izliyorum soru çıksın diye. Her podcast'te bu sene yarışacağım. Bu sene geri döndük. Sen 2022'de yarıştın değil mi ama? 22 mi 21 mi? Kanka, 21 olmuş. Pandemi zamanıydı. Olmuş. Pandemiden önceydi. 22'de yarışmadım işte. 22'de deprem oldu ama. 21'de mi oldu deprem? Yok, 23'te deprem oldu ama 22'de Şubat'ta yarıştım. Bitirdin. Olmuş kanka. Baba net seyirci falan yok diye bir eleman var ya şey. Neydi? Neti Talhan mı abi? He he. O bize geldi abi. Pozumuz var beraber. Ben daha iyiyim. Ben daha iyi değilim de yani. Güzeldi yani o zamanlar formu. Yo yo senin genel olarak çok diri bir vücudun var abi. Bir de adam işte diyorum ya antrenmanı yapmıyor, döneri yiyor ama diri kalıyor. Beni bozuluyor abi. Yani. Furkan abi hep kuruydu ya ben hatırlıyorum. Yani kanka, kurumakta bir sıkıntı. Şu an kuru musun mesela? Şu anda kanka şu an o kadar kuru değilim. Artık şu evli olduğu için. Artık kuru. Kaç şu an 80. 80'i yani geçtin mi? Yok. Bana kanka ben ömrümde bir gün 80 kilo oldum. O da strongman zamanı. Strongman zamanı. Evet. O da akşam yemiştim ömrümde. Abi o sabah sıçınca geçti. O zaman yiğidin bak abi. Ben strongman'e 78 kilo girmiştim. En hafif sensindir büyük ihtimalle. Kanka bir tane çocuk abi, 75 falan. 75 falan da çocuk için. Ne yapsın? Garibim. Sonuncu oldu yani. O zamanki idmanımız iyiydi kanka. Hani iyiydi, çok iyi. Şöyle yiyorduk idmanı sert. Başka hiçbir şey yapmıyorduk kanka. Ne koçluk, ne... O zaman çalışmadan geçiniyorduk ama. Harbiden. Şimdi öyle bir şey mümkün değil yani. Harbiden 2019 miydi? 2019-18. 18. 18'de yarıştık kanka. 18. Yani caddede oturuyordum. Şu iş yok. Mağaza falan yoktu yani. Arada sipariş gelirse Mustafa evden paket yapıyordu. Geçiniyorduk yani anladın mı? Şimdi öyle bir hayat yok yani. Vallahi. O ara iyiydik. İdmanın şeyi sert. Sucuklu yumurtalar güzel yani güzel yiyorduk. Büyük şeyi yani büyük liftleri yapınca böyle vücut bir ellerim böyle bir su tutuyor. Evet. Yani baba yiğitleşiyorsun. Sonra bunun bodybuilding programına başladım abi. Boynum inceldi falan dedim. Bana dedim gelmiyor. Kardeşim biraz yemen gerekiyor. Bak neyse. Bahsettiğim fotoğraf buymuş. Çocuktan ben de değil de bence o doğal değildir. O dümen bence. O şey dümenidir o yani. Hani half neti dümenidir ama. Abi Team 3 yarışmıyorum 3D mi vardı? Yanlış olmasın. Team 3 3D miydi öyle bir şey aynen, vardı. Aynen.
Bunlar ne timi? Senin tayfan. Team 3D şeyden, ben de onlar... benim eskiden takip ediyordum onları. 14 sene, 15 sene önce video yapıyordu adam. Ben, işte ilk Arsalan başladığı zamanlar falan onlar bayağı popülerdi. Alberto Nunez mi vardı? Şey. Alberto Nunez tabii canım. O falan bayağı iyi, bayağı garip klipliyorlardı ya onlar. Kalktı mı? Denk geldi mi? Ara sıra denk geliyor. 40 yaşında daha iyi o 25 yaşında anasını böyle verir. Onlar net mi? Saçı sakalı bayağı beyazlamış yani. Kanka bence natural olabilirler. Öyle mi? Yani natural yarışmada gidiyorlar. Bu kadar da absürt kuruyorlar ama yani. Çok sert. Absürt ama gözüküyorlar. Bak orada Eric Helms. Eric Helms'i biliyorum zaten. Mesela ama o birinci oldu. Sen gördün mü o yarışmayı? Yok onu bak, şey, bak, Eric Helms'in formunu biliyor musun? Ben sana soracağım ama bence orada ağır dümen var ama. Bence de süper değil ya. Helms de iyi kuruyor. Tabii. Helms de iyi kuruyor. Helms'in bak, zaten kütlesi düşük ama çok iyi kuruyor. Aynen. Yo size'ı çok ufak abi zaten de iyi kuruyor. Evet evet. Ama işte bence Alberto'nun falan size'ı da ufak değil abi. Onlar büyük abi zaten abi, kollar yani, mollar fena. Ona göre çok iyi öyle. Nerede lan fotoğrafları? Ha şunları. Kanka bakıyorum fotoğraflara. Oğlum mesela şu herif bundan daha iyi amına koyayım. Ama bu daha işte. Flow'u falan daha iyi değil mi? Ama bacaklara baksana. Abi fena, bak herifin bacaklar çok iyi bak. Göğüs falan kesinlikle daha iyi. Belki o pozda öyledir abi. Baksana i̇şte, sırtının belki daha iyi çok, abi. Çok tamam, fazla abi, şu daha iyi değil mi? Kondisyonu nasıl yakalamış? Değil mi ona? Şu daha iyi değil mi kanka bak. Bu da iyi amına koyayım. Bak deltoidler falan. Hems başka ama. Ya bence Hems'i böyle... Bilim bilim reklam ayağına birinci yaptı. Vallahi bak. Ama kardu canlı da görmek lazım evet. Ya. Kanka bakıyorum bak her fotoda daha iyisi var ondan. Nasıl birinci oluyor abi? Ama abi bak diyorsun ki bir fotoğrafa bakıyorsun. Tamam, bunun omzu iyi diyorsun. Yani. Öbürünün sırtı daha iyi diyorsun. Mesela baksana kanka şunu. Şunun bisepsi fena. Ve deltoide bak. Şunun bisepsi ve deltoide bak. Evet daha iyiymiş. Ya burada bir dümen yok. Burada bir dümen var. Burada bir dümen var. Hems. Hems. Parayı basmış abi. Parayı basmış. Seni de buraya götürelim lan. Gideriz. Şeye gideriz bir Türkiye'de bir burada yarışalım. İdmana geçebiliriz. Tamamdır abi biraz daha ufak adam sekans oturtalım. Tamam. Senin şimdi bir planın var mı Kardo? Sen yoksa böyle bir... Ben bıraktım abi. Ne bileyim ben. Yani böyle... Sosyal medyadan devam et. Sosyal medya falan güzel de yani ne bileyim. Belki bir iki sene sonra yarışırım abi de şu an benim için kısa vadede çok mümkün durmuyor. Yani. Senin kadar büyük adam dünyada kaç tane abi bırakıyor? Ya abi işte benim yarışacağım siklet... Şey olduğu için abi artık otun dediğimiz... Sen bisiklet mi? Orası absürt bir durum yani. Ama sana çok yakışıyor bu. Vücut geliştirmemi. Vallahi çok... Ya seviyorum abi ben. Birlikte yakışıyor yani. Sen... Ya seni şeyde hatırlıyorum, Top Power yarışmalarında hatırlıyorum. Bizim fotoğrafımız var abi sende. Sen takım elbiseyi giymişsin. Hakemez abi. Federasyonu ailecim çöktüğümüz zaman. Abi... O zaman da sen iyiydin zaten. Aynen. Omuzların falan geliştir ya. Sonra o hani klasik dediğiniz zaman da iyiydi ama sana bu ayılık yakışıyor yani. Ya ben de seviyorum abi büyük olmayı da işte çok kısa vadede bir anda böyle hızlı bir kilo artışı olunca sıkıntı tabii yani. O yüzden birazcık daha geriye çekilip yavaş yavaş ilerleme taraftarıyım. O yüzden biraz kilo vereceğim. Beraber takılırız abi işte geliriz ya. Kebapçıya gidip kanatçıya gideriz. Güzel. Ya sen bizim milli değerimizsin kardeşim. Seni bir şeyler yapalım ya. Ama abi adam işte akıllı olan hareketi yapıyor işte. Yani hani değeri uzun süreli koruyacak evet. İşte. Ya yani mesela abi bu Sam Sunek nasıl bu kadar ünlü oldu? Sen daha ünlü İzledin mi abi hiç? Kanka bir iki tane izledim de yani o kafaya ben erişemiyorum yani. Ama çok çok otantik ya. Kendine has, kendine... Yani evet evet. Ya böyle, sola böyle bir, sola bir aurası var. Kesinlikle kaliteli değil. Ama hani kaliteli olsa yarra yiyecekmiş gibi bir aynen. Tarzı var. Aynen. Ve böyle ama kimseyi siklemiyor yani. Umurumda... Ama diyor ben kendi halimde yarra gibi takılıyorum. bunun acayip bir cazibesi var. Abi yani. Adam, Bamset adamı takip ediyordu. Lavuk Bamset'e geri dönmedi ama. Belli bir süre. Dönmedi sonradan döndü. Yani o kadar umurunda değil. Ya o zaten o şeyin farkında değil şu an. Hani ben tapım falan. O sadece... İşini yapıyor. Neyi seviyorsa. Evet. Mesela ilk videoyu aç. Git bölüm 1 aç. Bölüm 365'i aç. Aynı şey. Aynı şey. Adamda hiçbir şey değişmemiş yani. Abi işte otantik olan çok o istikrar yani. Değil mi? Yani evet. Böyle bir istikrarda video çeken kim var oğlum? Kimse yok yani abi. Yani manyak bir yok. Şey gibi videosu yani. 1453 Ağrın gibi. Hani... Vatandaş böyle bakıyor diyor ki biz bu adamı ünlü yapmalıyız diyor herhalde. Hani şu an abi 5 milyon oldu herhalde Insta'da. Öf. Ama bak o ağır dümen biliyor musun o? Hani kimseyi siklemiyor ağır dümen. Ben Cenk'ten biliyorum. O onların ayrı bir yapısı oluyor. Yok büyük ihtimal zaten
bir ya egosu var olduğunu ben de düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman kimseyle böyle sosyal medyada iletişime geçmiyor, bir de collab yapmaya etmiyor falan filan. Bir çıtır egosu olabilir. Yani o... Ama o, çok otantik yani. Abi adam doğal olarak asosyal bir adam olabilir ya. Bir de abi şunu çok bak, şunu çok yapıyor. Zaten. Şu mesela diyor ki işte hani, şimdi bir kalıp var ya işte YouTube fitness içeriği şöyle olur, vlog şöyle çekilir. Yani adam diyor ki sikerim ya bunu, evet. Hiçbiriniz umurunda değilsiniz. Benim tarzım bu baba. Tarzım bu aynı. Arabada başlatırım, pozumu yapar, siktir olur giderim diyor. Hiç evet. Kalıplara girmeden kendini otantikliğini yansıtıyor. Bence o yüzden çok tuttu zaten. Doğru bu arada, evet doğru. Yani. Doğru. Ve hani bir cesaretle göstergesi. Aynen. Direkt lap diye yapıyorum kardeşim. Evet. Umurumda değil. Zaten... Güzel bir şey kanka. 12 ay, 12 ay bile değil, 10 ay önce falan 2000 takipçisi falan vardı lan. Olsun, olsun. Ya ben bu artık bir şey, herkese saygı duyuyorum. Bir şey artık evet. Viral böyle gittiği zaman gidiyor yani ve hemen Reddit'te, Medit'te beyler destek atın falan bir bir bakıyorsun. Bir anda hype'lanıyor. Evet. Geçiyor yani. Ben şöyle düşünüyorum abi sosyal medyada. Hype hiçbir zaman hedef tutmayacaksın. Hani kendi otantikliğini koruyarak bir şey yapacaksın. Çünkü bir zaman ekseninde bir yerde tutuyor, bir yerde elbet düşüyor. Evet. Bir yerde gene tutuyor. Evet. Önemli olan o peakleri her seferinde yukarıya taşımak. Evet, evet. Bence o olay o ya. Yoksa diğer türlü sürekli korumak çok zor yani. Canım, bakma öyle. Şimdi sen sürekli o da bir yerden sonra 50 bine düşer yani kanka, bir seneye yani. Ya kesin düşer. Zaten video izlenmeleri o kadar yüksek değil. Aynen düştü nasıl bayağı. Ama bir... Eskiden bayağı 1 milyon izleniyordu bir günde falan. 250 bin falan ya. Yine de oğlum yani adam doğru böyle bir tane videoyu alıyor. 3 tane zaten kurduğunda birbirine taktığı 3 video var ama. Premiere 3 tane klibi çekiyor. Export'u alıyor siktiriye gidiyor. Abi işte orada da biraz orada çeşitlenmen ve evrimin gerekiyor yani. Hani mesela biz şimdi düşünüyorum. Biz şu an o evrimi yapmazsak 2 sene sonra artık video çekmemizin bir anlamı kalmayacak. Kim? Bir de biz bir iki kere o evrimi yaptık yani kendi içimizde. Yani mesela şimdi bizim app'ler, map'ler bir şeyler, yeni tool'lar bir şeyler geliştiriyoruz. Yani biz bunları yapmazsak diyorum hani o evrim bitiyor. Her hani insanın da bu Sam Sulek de yani o evrimi yapacak mı, yapmayacak mı? Çünkü zamanında mesela tabii, arkada çamaşır makinesiyle video çeken şey vardı bizim. Pete Rubish. Neydi ya? Yapmadı yani çok, çok adamlar var. Mesela silindi gitti. Evrilemediler ya. Silindi gitti. Aynen. Şimdi depresyon aynen. Videoları falan çekiyorlar. Aynen şu an aynen. Şey vardı. Yaşlar hayatımı mahvetti. Ben bakma onların hepsine abone olduğum için de 10 sene önceden aslında. Ben Pitmiş falan var. Çok seviyordum. Ben de izliyordum de da işte silindi gitti baktığın zaman. Şey vardı bir tane çocuk. Neydi lan? Joffrey bir şey böyle ayı gibi bir çocuktu. Gençten bir çocuk ama böyle. Bilmiyorum. Görsem %100 tanırım. Görsem %1 milyon tanırsın. O bir gitti böyle. Taylandlı bir karıya aşık oldu, Tayland'a taşındı falan. Büyük tipler böyle. Hani bu adamların hepsi zamanının aynen. Sağlam süksesini yapmıştı yani. İşte önemli olan aynen, onu da tutmak da zor yani. İşte dikkati de dağılıyor herhalde insanların bir noktadan sonra. Kanka, vizyon ve zeka da önemli. Eğitim evet. Önemli bak. Evet. Eğitim hala önemli yani. Sen şimdi eğitimli bir adamsın, konuşmasını biliyorsun, kalkmasını biliyorsun, oturmasını biliyorsun. Hani bu uzun vadede sana kapıları çok farklı açıyor yani. Mesela gençler şimdi diyor ya bu doktorluk okumuş ne sikime yarıyor, para da kazanmıyor falan. 40 yaşında, 50 yaşında doktora bir bakıyorsun, alıyor yürüyor mesela, dolar milyoner oluyor. Aynen. Hayatımın farklı evreleri var, hani o yüzden çalışmayı bırakmamak lazım. Seni de işte dedim ya, ben seni ilk gördüğümden beri söylüyorum. Senin küresel, global bir değer olman lazım. Hani biz de, elimizden geleni yapıyoruz. Biz de seni desteklememiz lazım. Bu işlerde sağlığını koruyarak devam etmek lazım. Bu yeni nesil bodyciler çok çok düzgün adamlar yani. Emre Baş, evet, evet, Furkan evet. Kaplancan. Akıl var yani. Ciddi bir akıl evet, şeyi evet. Var. Hem akıllılar, bak, hem akıllılar hem sosyal medyayı biliyorlar. Evet. Bizim abilerimiz mallardan bırakıyor işte. Güzel. Güzel mi abi? Güzel, güzel. Tertemiz. Optimal. Optimal. Optimal as shit man. Bak bu aletlerin üstüne güzel. Eve alacaksın mı abi bir tane onu? Kanka ben evi bozuyorum. Yok evet. Yok açısı maçısı tertemiz. Alet çok panatta bu işte bir numara. Değil mi? Aynen. Panatta şey abi. Lavuklar bu işte duayen. Duayen duayen ya. Ferrari'nin mühendisleri yapıyor zaten bu alet. Öyle bir şey olması lazım. Ben bunun sahibiyle tanıştım Dubai'de. Adam bayağı klas. Kanka dolduralım. Ben abi siz kaça çıkarsanız ona çıkarım. Ya bırak. Bizi ezme. Sen normal idmanını yap. Yok yok abi. Biz keep atlamaya çalışalım. Ya biz sana yetişmeye çalışalım. Bizi burada harcama yani bizi. Babaanne ayağı çekme bizi. Time under tension.
Peki abi Samsun'un idmanları izledin. İzledim abi. Yorumun ne? Sik gibi mi diyeceksin? Ya şöyle. Çalışıyor. Abi adam idmanı iyi yapmak falan değil onun derdi yani. Kesinlikle. İdmanı yapmak. Adamda farklı bir kafa var. Ama yani baktığın zaman eğer yani idmanı yapmak kafasındaki birisi çok böyle mükemmeli arayıp işte atıyorum çok düzenli olmayan birisinden daha efektif. Doğru mudur? Ya doğrudur hocam. Tabii şimdi bir defa sen bu sporu yapacaksın. Sporculuk olacak sende. Bu işten haz alacaksın. Poz vermekten keyif alacaksın. Bak bende olmayan şeyleri söylüyorum. Bunları yapacaksın. Üzerine de akıllı olursan ne ala. Hani ne olur mesela Samsunek %5, %10 daha iyi götürebilir işi. Platoları belki daha rahat aşabilir. Hani çok akıllı olursa bunu yapar. Yoksa yine bu işte bir numara her zaman genetiktir. Her tüm sporlarda bir numara genetiktir. İkincisi de icraattir, vizyondur. Kafayı nereye koyabildiğindir. Nasıl bir motivasyonla o işe gittiğindir. Bunu da kimse öğretemez. Bizim öğretebileceğimiz işte mesela bak adam güzel alet yapmış. Biyomekaniği iyi yani bunu böyle çekiyorsun. Ama güzel esniyor falan. Sen diyorsun ki yani gene mayanla varsa kafayı da kırdıysan olmama ihtimali yok. Tabii canım tabii ki. Mayan da varsa kafayı kırdıysan bunlar zaten mecburen olması aynen, gereken şeyler. Öbürü ıvır zıvır. Biraz daha iyi olur. %5. O da lazım ama. Tabii o da lazım. O da lazım. Çünkü rakiplerin bunu zaten yapıyorlar. Yapıyorlar aynen. Mesela Panatta ile çalışmak var. Hani Scott'la ile çalışmak. Marka olsun diye demiyorum da yani. Mesela Life Fitness'ın bazı aletleri var. Aynen. Boktan abi. Hani aynen. Bunun gibi değil yani. Şimdi burada sen bak güzel istiyorsun, güzel kasıyorsun. Dandik alet olduğu zaman sana bir yerde o aynı tension'ı alamıyorsun orada. Aynı şekilde yükleyemiyorsun. Bölgesel hipertrofide de fark yaratıyor. Şimdi LED diyoruz mesela. Emre kanka bir göz gel. Şu LED'in her tarafı bir değil abi. Şimdi buranın şuradaki teresle ya da orta kısmıyla şu ilyak kısmı bir değil yani. Aletin tabii yoksa bunu çalışamazsın yani. Çalışırsın da en iyi şekilde en çalışamazsın. En iyi şekilde yapamazsın. O da ne olur? Hep orada bir ufak bir eksikliğin kalır. O yüzden egzersiz rotasyonu falan da önemli. Ya bunların hepsi bir olay abi. Ben de mi? Furkan abi yeni mesaiye başladı ama. Konuşuyorduk ne güzel ama. Furkan abi mesaiye başladı. Güzel. Kaç? 20'şer? Atalım ya. Triple. Bak şimdi bunu bıraktıktan sonra single daha fazla çıkarabiliyorsun. Bu neden olur Emre? Ya bahsetti ya. Nöromasküler. Sikkaling. Şimdi tükenişe geçince konuşuruz onu. Şimdi diyor ki adam, supplement diyor, cacık diyor. Ya tuz da cacık ama çorbaya koymayınca çorbanın boku çıkıyor yani. Anladım. Olmuyor. Hani ufak şeylere de ihtiyacımız oluyor. O yüzden everything counts. Sen de ha bende mi hocam? Pardon. Ben de başladı, ben de mesaiye başladık. Hadi bırak hocama yani. Beyler biz üçte herhalde sakin bize yeter gibi geçiyor. Tamamdır. Limitimize vuracağız yani. Bas. Tekrar sayıyor musun hoca? Adele sayar mı hocam? Bir ısınıyor abi. Yok reis ısınıyor ya. Isınayım, ısınmayayım mı? Bizi ezme abi. Yok yok abi ben de kilo verdim fenayım. Süzüldü. Bir kişi konforunu ön plana koyup bir hareketi ister istemez doğru yapabilir mi? Mesela diyorum ki adam mesela şöyle çekmekten ziyade böyle çekmekten daha konforlu hissediyorsa kendi nezdince doğrusu odur diyebilir miyiz? Ya kısmen diyebiliriz. Bu şöyle. Şimdi egzersizi biz kolaylaştırdıkça mesela bench'te arch alıyoruz bilmem ne. Bir yani tabii ki kolaylaştırmış oluyorsun ama dış yükü de artırıyorsun. Evet. Sen tükenişe yaklaştıkça bazı kaslar daha çok dahil olmaya başlıyor. Mesela çalışmalar var. Aynen. Bench press'e tükenişe yaklaşmazsan triceps'in doğru düzgün çalışmıyor. Anladım. Tükenişe yaklaşınca hayvan gibi çalışıyor. Yani bütün fiberlerin çalışması. Evet. Ya o yüzden zaten bodybuilding çalışmasında tükenişe yakın olması aynen gerektiği için teknik değişiklikler o kadar fark etmiyor. Ama teknik değişiklikler bölgesel hipertrofiyi etkiliyor. Squat'ta mesela düşük ağırlık yüksek tekrarda tükenmeye çalışmak gibi squat'ları daha rahat
artık yarışa götürüyorsun. Yani ufak ufak farklılıklar oluyor. O yüzden yani bir bodycinin, bende sıra, bir bodycinin tekniğini hem kendisine göre rahatlatması ve daha çok rep yapabileceği, daha çok ağırlık kaldırabileceği formu bulması lazım. Hem de orada tükenişe yaklaşması ve belli periyotlarla da bunu güncellemesi lazım. Güncellemesi dediğin? Tutuşunu değiştirmek. Ayıktım. Mesela ben bunu bu şekilde tuttuğum zaman şu an maksimum lat esnemesi var. Prone tuttuğum zaman mesela bisepsi biraz daha atıyorum ama brachioradialisim çalışıyor. Yani böyle ufak tefek farklılıklar antrenman boyunca bizim için önemli. Önemli. Bak şimdi şu an güzel esniyor. Ya bu benim için max set. Her antrenman yapacağın anlamına gelmiyor. Zaten sen de öyle. Genelde antrenman bloğundan bloğuna en mantıklı sağlıyor. Çok güzel ha. Bak bu RP 9 oldu şu an. Devam ediyorum. İki rep çıktı mesela. Ha. Ayıktım. Ki hani böyle aslında güzel bir şekilde tükeniş. Bunu mesela son zamanlarda yapmaya başladınız mı siz? Kanka ben yapmıyorum bunu yani. Benim işim değil bu ama. Neden biliyor musun? Biz aslında tükenişe gittiğimiz zaman kaslarımız kuvvet üretmeyi bitirmiş olmuyor. Yani kaslar hala kuvvet üretebilir. Hı hı. Ama sinir sistemi diyor ki baba bu benim için çok büyük bir olay. Ha, o yüzden birini bıraktığın zaman tekli şekilde daha fazla tekrar atabiliyorsun. Yani bir kasın kuvvet üretebilme fonksiyonu hiç bitmiyor. Anladım. O bizim tükenişimiz sadece sinir sistemiyle alakalı. Sinir sistemiyle alakalı. Bayıktım abi. Yani kontrol edebileceğimiz eforun tamamını verdik gibi hissediyoruz. Antrenmanla daha sert çalıştıkça daha çok onu yapabiliyoruz mesela. Ve unilateral tek taraflı çalıştığımız zaman daha iyi odaklanabiliyoruz. Aynen. Şimdi bu tabii bu yüzden spora yeni başlayıp gidip single leg falan tabii, çalışmaya gerek yok. Yok yani. Yok. Onları zaten ayıktılar. Ama ileri seviyedeki mevzular bunlar. Net araya. 1-2 falan. Durdurulamıyorum ben. Yapmamıştım. Sen de dinliyorsun, beni gaza getiriyorsun. Geldi tek mantılma yapıyorsun yoktu. Ben genelde tekim kanka ya. Çünkü iki kişi falan olunca çok fazla... Şimdi bizde herkesin farklı bir şey olduğu için evet. Adam bunu yapmak istemiyor ya da bu kadar garip şeyler oluyor o yüzden. Ya bir daha abi. Aynen ben tek daha fokusum yani. Direkt yani. Net daha iyi. Maşallah. Haydi. Uf. Süper süper. Hemen ikiyi çekiyorum hocam. Doğru muydu? Yanlış mı? Karıştırdım. Yap kardeşim ben de taşak. Biz burada milleti yiyoruz abi. Maşallah. Bravo. Süper. Bismillah. Yo iyi aslında. İyi aslında. Ya bir ona sen de yapıyorsun ki zaten. İki elde gidiyorsun. Bak iki set ben tamamım ya şu an. Bitti. Vallahi set attık mı ya? Ha siz ikinci atıyorsunuz. İki top set tamam, attık. İki zaten bizim work set iki abi. Selamünaleyküm yeter. Adam olana çok. Yeter fazlası atrofi. Fazlası bizi bozar. Alet harbiden çok iyi ama. Buradan Ferrari'nin mühendislerine sesleniyoruz. Seviyor musun abi alet? Sen ya full aletle çalışıyorsun gerçi. Ben Technogym'in aletlerini kullanıyorum. Hı hı. Bizim salonda onlar var. Onlar da gayet iyi. Ya Technogym iyi. Biraz plastik geliyor bana ya. Evet ama açıları falan iyi. Sen yaptın mı kanka? Yaptın. Bir de sen belki onları yükleyemezsin. Ha öyle mi? Yani sana hafif kalır. Sana iyi oluyor. Bende şey var abi. Jimpin var. Jimpin'i biliyor musun? Ha. Takıp üstüne ağırlık takıyorsun. Aa, üstüne ağırlık takıyorsun. İyiymiş. O dalga fena değil. O işime biraz göreyim. Bu kadar alışamadık bak. Zamanla abi acelesi yok. Acelesi. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz zamanla. Çek. Oh. Bravo. Bravo yoktu. Siktir.
kitap gibi bir form. Textbook. Kritik hamleler. Formlar ne kral, biz alışık değiliz böyle formlara. Ben bam gün bam gün. Yok, ben şimdi mecbur 100 kilo öyle yapacağız böyle. Şu ağırlığı artırınca formu bozarız. Düzeltiriz. Daha doğrusu ısınmış olalım. Çok çıkmana gerek yok kanka. Maşallah. Emre de tam beden hocası. Böyle... Hangi beden hocası parmıyor? Bak, bak. Milli Eğitim'de devlet okulundaki beden hocası değil abi. Yaz dizisindeki aynen. O zengin kardeş çocuklarının gittiği okulun aynen. Beden hocası. Havalı beden hocası. Evet. Olay bitti. Ben de biraz... Bunu bir kez atalım. Onu bilmiyorum, belki de yerden alsak daha iyi olur hani. Yerden alalım abi. Mekana zarar vermeyelim yani. Barları böyle patlatıyorlar ya. Yambuluyor, mamuluyor. Allah! Nasıl yapıyorlardı lan? Yok abi, siz buradasınız diye böyle yapıyorum. Normalde böyle, normalde böyle yapmıyorum ya. Ya ne olacak o Hint? Senin... Tipin gitgide Elliot'a benziyor abi. Abi o adamı da çok zamanında çok izliyordum. Benzetiyorsun. Aynen, severim. Bayağı severim. Acayip. Gençler çok bilmeyebilir evet. De. Ben zamanında çok izliyordum ya. Çok garip bir kafa yapısı vardı. Sonra paraya döndü ama iş onunla da. Sonra bokunu çıkardı. Ha, bokunu çıkardı. Aynen, bitti. Bokunu çıkardı o da. O adam çok dirayetli bir erkektir. Aynen. King Transformer. Aynen. Onunla yapmadı hiç. Senin ihtiyacın yok. White green. Çok iyi. Çıkacaksın kanka, sen bunu 3 yaparsın. Ben yok abi. Bu, ben de bir 20 bir plaka daha takarım. Ben bir 10 atıp gireyim kanka. Değerli Gökalaf izleyicileri. Ayıp değil mi bize yaptığı? En az 4 plaka takıyordur. Burada bize ya. Abi saygıdan ya, saygıdan. Yani saygı, boynumuz kıldan ince. Rajondur abi bu. Yüksel hep böyle nizami yapıyor barbar olarak. Gerçekten bu hususiyetini çok takdir ediyorum Yüksel. Herkes çok saygılı abi. Benim kanalın en örnek videosu bu oldu abi. Çocuklar ya, gençler artı 18'e tıklamayacağım bu videoda. Çok elegant. Çok elegant aynen. Formlar güzel. Herkes natürel. Kanalın en natürel videosu bu. İzlenmeyecek video. Biraz piçlik yapalım. Ben sonunda gene falan vururum abi. Sen de biz geliyoruz, ekle vermiyorsun. Aynen. Kestim ben de abi. Ben ilacı kestim, bir haftadır almıyorum. Ne bileyim, bir şeyler yapayım yani. Piçlik bir şeyler. Emre hızını alamayıp tap sineç atıyormuş. Alışkanlık. Allah'ım. Hani böyle 3D modelle yapıyorlar ya, aynı onun gibi yapıyor. Kırmızı adam geliyor, şöyle eğiliyor. Derisiz adam. Aynen, derisiz adam. Aynen, onun gibi yapıyor. Ben de mi kanka? Sıraya gerek yok ya. Çok iyi. Ağır lan bu. Ağır. Kanka iki tekrar koy yeter. Çok güzel yaptın ya. Sana 20 ekran. Bir takalım. Şu onu çıkarıp takalım ya. Bak. Ya da direkt mi taksak? Direkt tak. Sen direkt daha bilirsin kardeşim. Takalım takalım. Tak kanka. İnşallah yapabiliriz. Ya, İnşallah diyor ya. Güzel. Yeah. Full design.
hepsi abi yani. Salça hepsi hareket ettiler. Nice. Çok iyi. Oy. Adele şaşırdı. Alışık Adele, değil. Böyle. Adele ben neredeyim diyor. Ben neredeyim? Ne yapıyor bu çocuk? Adele çok güzel bir kelime ya. Bugün deadlift yapsan kaç? Deadlift mi? Kanka 280 yaptım geçen. Ama 300 üstü çekmek isterim ya. Benim kilomda birisi çekmesi lazım normalde. Mesela bak şöyle. Abi nasıl? Kaç hissettirdi? Çok zordu ya. Mesela Romanya'da 260'sa 10 falan attım. Aha. Ama yerden sökerken sıkıntı yaşıyor. Ya o şey. Alışmadık götü ve don meselesi. Yoksa sen doğru. Bence 340-350 yaparsın dedirtin. Ama işte herhalde birazcık yapmam lazım. Tabii, tabii canım. Bir şey söyleyeyim mi? 3 hafta. Değil mi? 3 haftada mı? 3-4 haftada kıyarsın. Da gerek yok yani. Yok hiç yapmayayım. Bizden geçti. Yok zaten 260'da replemek Romanya'nı. Zaten 360 dedirtin var demek yani. Tabii. Yani işte. Daha da iyi kas geliştiriyorum. Bir daha abi burada yaptığım 120 kilo rock. Yani nizamlıydı abi. Bakma biz inceyiz, ondan dolayı böyleyiz. Vücut kütlesi büyük olunca form böyle bozuk görünüyor. Abi kolunu ölçtün mü hiç? Kanka, en son 42,5 falan diyetin sonunda geldi. Ha şu an 44-45 var mı? Ben şu an patlanıyor ya, 44'e falan yaklaşmışım. Bayağı büyük çünkü. Soyunalım da bir bak yükselen. Bir tavsiyelerini ver. Ben ona bir reçete yazacağım. Ben bir reçete yazacağım. Ben bir reçete yazacağım sana. Ben sana bir reçete yazacağım abi. Yo ben gene aynı gireyim kanka ya. O kadar da şaşırtmayalım ya. Adele'yi küstürme. Bu sefer küser. Yapınca göbeğimi çekemiyorum ya. Lan değmiyor değil mi abi? Şey, yani yukarıya biraz daha şöyle yukarıya doğru çek. Evet, bir daha zaten stik yapmam sikittikten sonra. O yüzden ya geliyor kalabalık oluyor. Acayip olur ya senin tahmin edebiliyorum yani. Senin bu ortamında sen rahat hissediyorsun. Burası aynen burası artık. Ya herkes tanıyor beni abi biraz böyle temple gibi oldu yani benim. Aynen öyle. Merhaba. Her yerde tanıyor. Tanıyınca muhabbet daha aynen aynen. Ama böyle yani şeyi düşünüyorum mesela Anadolu'da bir yerde bir cime gir yani. Bir de orada daha az bulunma olasılığın var ya. Göktuğa böyle herhalde şey olur ya izdiham olur. Gidelim abi Anadolu turu yapalım beraber. Anadolu turu yapalım. Gideriz Sarar'da. Yani o idmana gelmişsin mesela. Hani ben bir saat bir idmana dur çıkayım modundasın. Bir anda yani, ne oluyor? Bana mesela 5 kişi geliyor abi. Fotoğrafımı çekiyorum başlıyorum idmana. Backfit'ler de bu çok kalabalık oluyor abi. Aşırı. Backfit'te bir de genç kitle de var. Allah'tan Backfit'e gitmiyoruz artık. İsteriz ama video çekimine izin vermiyorlar. Buradan da Backfit yetkililerine ufak bir serzenişte bulunalım. Ben bir tık bir tane daha atayım. Bir tane daha atayım abi. Nasıl hocam? Çok iyi. Evet. Tam posterior deltoid, trapez.
Torakal erektörler. Torakal morakal hocam. Baba bunlar arada söylüyoruz ki müşteri gelsin. Ne söylediğimi ben de bilmiyorum. Ya moruk. Derine sokayım ya. Hocam torakale dikkat. Yüksel Bey. Bravo. Ay. Kaçırdı. Torakalden kaçırdı hocam. Hadi abi bas. Çok iyi. Bas abi. Bas abi. Beyond failure. Tank diyor, ayaklar çarpıyor işte be. Tora gel lan, tora gel lan yukarı. Hyper extension. Ayaklar kalktığı şey ne oluyor? GHD. Neydi onun adı? Oğlum sporda kaldım. Spora ilk başladım. YouTube'da pullover hareketini gördüm. Dumbbell pullover. Dedim şöyle alayım bir bench'e doğru yatayım. Yatmam da takmam da. Bir de şey yapıyorum. Ben incline bench. Ben bak ömrümde yapmamışım incline bench. Ver lan dedim bana bir verdin. Incline bench'e karşıyım abi. Incline chest press yapın ama. İhtiyacın da yok lan. Yüksel de dümenden böyle arada beni yağlar. Bak bu arada zaten... Onun bir çizgisi söyleyeyim. Var. Bu kibarlıktan çok iyi yürüyor. Kibarlık. Arada da geçireceksin. Yeterince pasif agresifsen aynen. Anlaşılmaz. Torakal'ı unuttuk ama ne? Torakal bana kadar kalmadı biz. Ahmet Başkan bu adam niye gülüyor hep ya? İki aydır bu kadar gülmedi bak. Kaybeden gülüyoruz abi. Mevzu da gülüyoruz. Kaybeden gülüyoruz. Testo mu yapıyor oğlum? Sonra gelden çekecek. Lan bu alet aşağıda öne doğru gittiği için çok güzel esnetiyor. Evet evet. Tut. Ha. Tut. Nasılsınız babacığım? Çok iyi. Ver kanka. Peak neti form. Alt neti. YouTube neti. YouTube netisi. Aaa. Telfecir. Telfecir. Hangisi? Bunun mu? Burada mı duruyor? Taras major. Abi bak. Bak. Ver gir poza. Gir. Contraction. Lat. Teres. Infrasupinatus. Trapezius. Middle trapezius. Bak. Gel gir poza tekrar. Abi bak şurası mid trap. Burası upper trap. Hadi ya. Abi canım. Allah sırt. Sırt. Kadir abi bu en son Fenerbahçe mevzularından sonra falan herkes Kadir abi üstüne böyle fake deep fake de surat koymuş. Kadir hocayla yan yana gelsek acaba nasıl bir ortam olur? Tanışmayı çok istediğim bir isim. Buradan duyuralım mı abi? Abimiz evet. Bir kere öylesine selam vereyim dedim bana. Video mu çekti? Bir kere selam verdim adama bana giydirdi geri. Abi sana selam verdim ya yanlış anladım beni. Ya moruk. Torakeli bıraktım ya. Torakeli'den bıraktım. Torakel. Adele donmuş ama belli. Yenmiş lahmacun yenmişti. Şuradaki lahmacun makarna kanka burada. Bak direkt Napolitan makarna da. Beni hukuk gripli. Şunun üstüne. Hukuk gripli. Şunun üstüne. 500 testo 620'ye koyacaksın bitecek mi? Mevzu kapanacak hocam doğru mu? Ya bazen de. Bak şimdi bir şey diyeceğim tamam, yanlış anlaşılmasın. Tamamdır abi. Anlaşılacak bazen ihtimalle de, o yüzden bunu söylemenin mantığı. Bazen de böyle elemanlara ilaç veriyorsun hiçbir şey olmuyor abi. Evet bazen öyle de olabilir. Hiçbir şey olmuyor yani. Aynen. Tepki ona verdiği tepki farklı birazcık. Yoksa bu bir efsane mi? Yoksa harbiden ilaç alıyor bizi mi yiyordu ya? O da ayrı. Bu kadar oluyor şu an istersen. Kaç ikinci mi oluyor? Deniz Bilçit var. Yeter abi.
Sayar mı hocam? Fazlası kas hasarı abi. Çıkarayım abi videoyu aşağıdan. Şimdi seated row. Seated olur, pullover olur. Sen nasıl uygun görürsün? Fark İki row yaptık zaten. Tamamdır. Artık şeye pullover'a geçebiliriz. Tamamdır. Pullover bile koymuş amına koyayım. Onlarda özel bir şeyler sen var. Sen İranlı yani. Yarışmasını biliyor musun Power'daki? Şey, insülin vurup kola içtikleri. Adamlar bir geldi, trapezler böyle amına koyayım. Burada yaralar var falan çıkmış, böyle yürüyor. Bacaklar böyle bir şeyler vurup içiyorlar sürekli. Korkunçtu yani. Lifte giriyorlar. Maşallah, maşallah. Fena var yani. Her yerlerinde bir şey sorunlar. Aynen, fena. Abi adam dizini kulübanda. Aynen. Dizini kulübanda sarıp üzerine bir de dizini aynen, çekiyor. Aynen, aynen. Fena idiler. Yani. Patlamış falan buraları, garipti yani. Nasıl bir delilik olur mu? Mutant gibi. Adam dizi yarım saatte, hani dizi aynen. Yarım saatte çekti. Aynen. O kadar sıkı ki. Hatta sonra hatırlıyorum, Günhan Hoca falan birileri gördü de şey yaptı. Şey yaptı, evet. Bunlar rüya, hayırdır. Evet. Müzikler tam kopmalık. Şan. Evet. Bitesin öyle sorayım. 8 dakika. Şan kaç kalori alıyorsun abi? 3500 alıyoruz kardeşim. Bayağı fena değil, fena değil. Yani ben, benim için çok fazla, senin için böyle bir oyun o. Bunda kilon artıyor ama değil mi? Artıyor, artıyor. Yani haftada yarım kilo net alıyorum. Bu neymiş amına koyayım. Diyetin dibinde kaç kalori almışsındır? 2000 yedi falan mı? 2000'e düştüm kanka. 2000, son ben 2 hafta 2000 kalori falan aldım. Ve 2000 kalori aldığım için 200 gram falan protein alıyorum. Düşün, bir şey kalmıyor. Ne yaptın lan öyle? Bir şey yapmadım. Bu işten oradan rombo ne varsa verdim abi. O kadar seamless yaptım. Giant set. Vay be. Eskiden Yüksel ben bu kadar benle arayı açamazdı. Bir şekilde bir dümen yapar aynı kiloya girerdim. Yaşlandım be Orhan. İşlerine şimdi yükledik bu kadar. Başlıyoruz biz de ya body'ye. Emre ile. Tamam, benim videoda da gene başlıyoruz dedim. Bir sonraki başka kanalda bu sefer gene başlıyoruz diyecek. Al bak şu an çok bak, çok sağlam sırt pump'ı olduk. Çok güzel aslında. Bak bu kadar yedik yeter. Çok güzel aslında. Tadına da vardık. Bir set daha pull-up yapmalıyız ama. Tamam. Bir set yapacağız sonra. Bence tertemiz. Ben de. Fazlası zarar hocam. Fazlası zarar. Bu kadar böyle optimal olmaz. Neydi, önce kendinden nefret edeceksin, sonra büyüyeceksin kardeşim. Evet. Bu işin tek bir yöntemi var. Yani bunlara alışın abi. Ooo! Nipple! Nipple! Sizin kanalda bu kadar. Bizim kanal bunlar eksik bizde. Kanka sen de böyle bakıp, ulan küçüğüm amına koyayım, biraz büyümem ya lazım diyor musun? Hadi abi çok. Oğlum bunu kim demiyor lan? Depresyona girdim. Bunu yani, demeyen bir insan var mı lan dünyada? Abi yaptılar. Umur ne zaman geldi? Oraya form çek. Abi ne zaman geleyim, formdan ağlıyor. Can da benmiyorum ben kendim. Ya oğlum sen de nasıl? Abi ne zaman tamamım dersen bitersin. O zaman durursun. Oy. Dünya kadar basın. Tempo da müthiş. Nasty pump. Ay. Ak. Ak. Büyü lan Adalı. Emret. Yaparım. Tamam. Oduncu. Evet beyler. Belki bir kol. Aletler hocam. Evet. Ayıp olur. Yapmazsak ayıp olur. Olmaz. Tamam, kolu siz söyleyin abi o zaman. Abi preacher olur. Kanka. Olur. Sen güzel bir sistemin vardır illa ki burada. Preacher var ya, inanılmaz olur. Dumbbell mı? Ha. Dumbbell da olur. Dumbbell var. Tamam. Dumbbell'lar şaşırtıcı. Yani o yüzden ayarlaması lazım ya. Omuz pozisyonundan dolayı biraz daha normal kırıcım gibi daha çok duruyor. Daha da gerginlik artıyor. Abi eğiliyor ya geliyordum. Aynen. Ay. Ay. Ay.
tane daha. Kaç yaptın? 30 tekrar mı yaptın? 14'lük bir adam. Kalor yakıyor. Elinde lan bunun durduğu. O yüzden bak. İçkiye gibi duruyor. Yalnız oğlum nasıl bir damarlanma? Damarlanma videosu gelir mi? Damar nasıl çıkar hocam? Ama sende de harbi anortodoks damarlar ya. Bununkisi garip. Enteresanlar yani. Oğlum adama gittim yani. Posterior deltoidi bir de stretch mark var lan. Mesela testosteronuna baktırdın mı hiç? Benim normal. Yani hep 400, 350, ha. 500 falan. Alt range'e yakın yani biçim. Alt range'e yakın. Öyle acayip bir şey yok. Benim daha çok. Yok, senin daha düşüktü. En yüksek evdeydi, hatırlıyorum. Öyle mi? Şey yaptım. Check-up testi. Evlerin 700'e yakındı. Furkan'ın 300'e. Ooo kral. Senin alt testi. Sen Karadenizlisin ama değil mi? Karadenizli miydin sen? Aa, hatırlamıyorum valla. Memleketten hocam. Karadenizlilerde abi bir şey var. Baba Kasımoğlu tarafı. Haa, çok iyi. Siz neredesiniz abi? Tokat. Tokat kanka, Çerkes. Kafkas biz. Dagistane. Kabib. Kabib. Nurmagomedov. Nurmagomedov. Emre ikimizden de güçlü çıktı bir işte, fark ettim. Bisepsi çok, ya bu aralar yapıyormuş ama bu hareketi. Bak. Ay. Çok iyi ya. Oğlum ne yapıyorsun böyle lan? Reçallarda. Yeter oğlum, yeter lan. Yeter ya. Reçallarda. Evet beyler, bitirelim artık. Poza falan geçin siz. Tamam. Bir set daha yapmayalım. Bu, bundan fazlası zarar hocam. Bundan fazlası. Overdrain. Kasa zarar. Overdrain abi. Aynen. Ama güzel bu. Ben bir set daha azıyım. Bir set daha. Bir set daha. Hatırlıyor musun? Ben bir set... İki set fazla yaptım. Birer set fazla yaptı. Kardeşim arayı kapatmaya çalışıyorum. Bak Furkan abiye bak işte. Şu an an ortumaya çalışıyorum. Volüm ekliyor şu an. Sadece kasa zarar. Yeter. Hocam yalnız pump kas geliştirmez, haberin olsun. Haberin olsun. İçeriye hazırlıyor değil mi kendileri? Ne diyordun ya, bu aksiyon fotoğrafı işi. Çok güzel, bu şekilde çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Sen antrenmanı yapıyorsun, adam seni çekiyor. Hocam. Benim öyle kanka, fix. Anlık, çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Fix. Hem de bozlamadığın her an için şey yapacak, üzüleceksin. Bro, vakit çok. Bence şu sektörün en iyisiydi ya şu fotoğraf. Dayı büyüyemiyorum ya. Güzel, sanatsal bir çalışma. Estağfurullah. Oha, bayağı kurusun abi sen. Ya yok be, bak. Oha. Neti ha. Abi ben de. Neti. Nice. Aynısını arkadan ben geçeyim. Abi kim bakıyor mu gelecek? Çok iyi. Sen yıl boyu mesela bu yağlanıyla gezebilir misin? Bununla gezilir. Biraz üzerinde çok rahat gezerim. Bununla da gezerim yani. Ama tabii bununla gezmek... Bununla gezersen büyüyemezsin. Yani biraz da keyifsiz olur abi. Yani yemek sonuçta çok ucunda tutman gerekiyor. Acıkıyor musun şu an? Acıkmıyorum ama abi sonuçta 3500 kaloriyi böyle makroları yani her şeyi böyle dikkatli tutmaya çalışırsam yorar. Biraz sakinleşir. Çok az abi. 2 kilo daha alıp sene boyu gezerim. O bizim ağırlığa büyüyor yani. Olay. Güzel de döndürer. Bir gün bir gün. Ama bu arada yani yapmak gereken diyor. Bu arada sırtımız ne pantolonumuz? Siz böyle çok güzel güzel konuşuyorsunuz ha. Yani buradan gelebiliriz. Sen bir şey diyeyim mi? Yüksel abi
Birkaç hafta ben de takılsın bırakır sizi abi. Bro yüksel, bro yüksel doğuyor. Bro yükselin doğuşu. Eyvallah kardeşim. Ne diyorsun? Nerelere odaklanmak? Abi vallahi maşallah ya çok iyi bence. Çok güzel. Ben hala omuzda daha biraz yan omuzda ve arkamızda biraz daha gidebileceği düşünüyorum. Şimdi kaç yılın emeği abi bu? 12. 12. Peki 12 yılın 12'si full fokus mu? 10'u mu full fokus? Aslında hep full fokus ama 12 sene boyunca bütün en iyi vücut geliştirme sonucunu alayım diye antrenman yapmadım. Arada biliyorsun powerlifting'de yarıştık. Sportman'de yarıştık. Biraz daha konfiyonel takılım oldu ama ne antrenman ne beslenmeyi bırakmadım ben. Ne tikingler? Harbiden kim olabilir? Bakalım dedim bana bak adama bak. Nereye abi şey geldi ki? Teşekkür ederim. Allah. Ya bu benim işi konu değil ama. Abi baksana. Bir de simetrisi çok iyi değil mi abi adamın? Yani bir tek hakikaten şöyle fokuslu biraz kanat çalışması. Biraz fokuslu yüzüyoruz falan çalışması. Sonra tamam. Çok söylemiş oldum. Çok iyi, çok iyi. Şöyle falan mı? Kardım. Yönlendir, üzülüyoruz biz işte. Yönlendir olsun. Smash mi yapıyor bu? Bel altını şu an çok önemi yok. Zaten tamam. Eşofman var. Eli buraya koydun hocam. Burada. Aynen. Biraz böyle göğsü açarak şu şekilde bunu geriye attı. Fel fecir. Güzel, güzel öğrendi. Yani. Takımın kafasını nasıl çeviriyorum ama. Çok iyi. İyi, böyle bizde. Bir de üçüncü sıra... Kardeşim. Mahcup etmeyin abi. Oğlum ben de bilmiyorum ne durumdayım ama bekliyorum. Bu ne olur? Ama abi Furkan'ı alerji olmuş ama ne yapıyoruz baba bu Furkan'ın da abi. Bir ses ver abi. Abi bak bu adam kendiyle barışık bir adam anlıyor musun? Hayatımda bu kadar ümit getirmiyor. Tam ölecekken, ölecekken gömdü yanlışlıkla buraya. Kral ya. Ben sen abi ben. Şu an bak. Beni bozuk bu abi. Bir bozuk bu halde. Çok iyi. Hakikaten bu arada şaka maka Roğaz'tan bizim Sultan bir ayda yine bizi dümdüz edecek yani. Ondan dolayı rahat rahat geçiriyorum beyler. Biliyorum çünkü onu. Kanka sivilceyi nasıl kullanıyorsun? Ha, ben de kullandım abi onu. O ben powerlifting yarıştığım zaman kullandım. Beni bayağı beter etmişti. Dudaklarım kuruyordu. Böyle fena yapıyordu beni. Ne yapıyor? Sivilce için ilaç kullanmıştım da. Akite. Roaktan. Bir de abi dehidre ediyor, düşün. Aynen. Kas gelişimi için birinci kural hidrasyon arasında sırtın. Bak sen sırt çok daha iyi. He sırtın bayağı iyi abi ya. Bozma. Bayağı iyi. Dominant bölge. Sırt dominant. Tamam bırak. Evet. Sırt ve dehidre. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Diğer mikrofon nerede bu arada? Diğer mikrofona gerek yok, siktir et. Abi geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanka çok sağ olun. Abi çok sağ olun. Müthiş antrenman. Böyle bir sağlam bir adamla antrenman yapmak bizim için büyük bir keyifti. Abi. Göktuğ bence Türkiye'nin yükselen yıldızı. Onu tamam. Parlatmalıyız, destek olmalıyız elimizden geldiğince. Teşekkür ederim abi. Bu kadar söylemek istediklerim. Sağ olun. Tekrardan geldiğiniz için. Umarım sizin kanala da ben de bir gelirim. Gel tabii. Optimal bir training çekeriz. Optimal training kanka. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.